Merhaba arkadaşlar 5. bölümle birlikte eğitimimize devam ediyoruz. Bu bölümde 6 sigma uygulama adımlarına bakıyor olacağız. Yani bir işletmede 6 sigmanın süreçlere uygulanması konusunda bir karar alındığında temel olarak hangi adımlardan geçiyoruz bunlar üzerinde konuşuyor olacağız. Evet, şirketimizde 6 sigma çalışmalarına gerçek anlamda başlayarak bir dönüşümü hedefliyorsak eğer bu konuda bir karar almışız demektir arkadaşlar. Ee, bu alınan karar ciddi bir karar olmalıdır. Bu alınan karar güçlü bir karar olmalıdır. Ve gerçek anlamda şirket süreçlerinin iyileştirilmesi hatta şirkete bu doğrultuda bir kültür kazandırılarak dönüşümün sağlanması isteniyorsa şirket sahipleri ya da üst yönetim tarafından yani buradan yönetim kurumunu e, kastediyoruz e, üst yönetim tarafından bu kararın alınmış olması gerekmekte. Bu kararla birlikte bu süreçteki yolculuğumuzda başlamaktadır diyoruz. Güçlü bir karara ihtiyacımız var. Artık şirket eski alışkanlıklarından eski bakış açısından yeni bir bakış açısına, anlayışa geçiyor olacak. Tabi ilk olarak şirket bu süreci nasıl yönetecek? Neler yapacak? Altyapısına e, altyapısını buna göre nasıl ayarlayacak? E, bu konuda oturup e, düşünmemiz gerekiyor. Değerlendirmeler yapmamız gerekiyor ve buna bağlı olarak bir stratejik planı ortaya koymamız gerekmekte. Şirketin gitmek istediği yer neresi? 6 sigma bu yolculukta hangi konumda ve ne şekilde bize destek olacak? Bunları da göz önüne alarak sürecin uygulanması ve yürüt yürütülmesi açısından gerekli plan ve altyapının hazırlanması gerekmekte. Tabii ki sonrasında yaptığımız bu planı ne yapacağız? Uygulamaya alacağız arkadaşlar ve süreçlerimizi iyileştirmeye başlayacağız. Burada önemli olan bir diğer nokta ise 6 Sigma yaklaşımı ile kazan, kazanımlarımızın ve faaliyetlerimizin sürekliliğini sağlayabilmek. Bunu da tüm katılımcılarımızın yani şirket içerisindeki çalışanlarımızdan bahsediyoruz. Onların desteğiyle birlikte sağladığımızda dönüşüm sürecinde başarılı, başarıyla ilerliyoruz anlamında. Yani bir dönüşüm planı yaptıysak arkadaşlar 3-5 proje yaparak bu sonuçlanmayacak. Bunun şirket çalışanları tarafından benimsenmesi, şirket taraf çalışanları tarafından bu konuda farkındalığın olması, bu konuyla ilgili gerekli bilgi beceri seviyesine şirket çalışanlarının çıkartılmasıyla sürekliliği sağlayabiliyor olacağız. Tabi böyle bir karar aldığımızda ve start vermek için şirket içerisinde bir duyuru yapılacak. İşte genel müdür tarafından, CEO tarafından veya üst yönetim tarafından bu duyuru çalışanlara, işte çalışanlarımızı bir seminer salonunda toplayarak veya bir toplantı salonunda toplayarak yapılabilir. Şirketimiz EZ, bu sürecin ne gibi bir faydası olacak? Şirket hedeflerine ne gibi yararlı yarar olacak? Neden 6 sigma uygulayacağız süreçlerimizde? Bununla ilgili bilgilendirmeler, kısa bilgilendirmeler ...ve artık bizim bu yolculuğa çıktığımızla ilgili bir duyuruyu yapıyor olacağız. Tabii ki ölçmediğimiz şeyi yönetemeyiz veya ölçmediğimiz herhangi bir şeyi iyileştiremeyiz. Bizim şirketimizin mevcut durumu daha çalışmalara başlamadan önce ne seviyede... Bunlar elimizde daha önceki kalite yönetim sistemlerinde veya toplam kalite yönetim anlayışından gelen veriler olabilir. İşte kalitesizlik maliyetlerimiz ne seviyede, süreçlerimizdeki verimlilikler ne seviyede, müşteri sahasında tespit edilen kalitesizlik oran oranları ne seviyede, ne kadar verimli çalışıyoruz? Bunun gibi birçok duruma ait mevcut resmin fotoğrafını çekmemiz gerekiyor arkadaşlar. Mevcut durumumuzu yani başlangıç noktamızı iyi analiz etmemiz gerekiyor gerekiyor. Bu bizim e, nerede ne tür e, iyileştirme çalışmalarımızı yapacağımıza ve nerede ilk olarak projelerimizi yapmamız gerektiği konusunda da bize bilgi e, verecektir. Tabii mevcut durumu analiz etmek için veri toplamamız gerekiyor. E, çünkü bütün yapacağımız çalışmalar ölçülebilir bir şekilde ifade edilmeli. Bu kısmı da e, özellikle vurgulayalım. Daha sonra e, bilgilendirme eğitimlerine başlayacağız. İlk olarak üst yönetimin ve şirket sahiplerinin 6 Sigma konusunda bir bilgilendirme eğitimi almaları uygun olacaktır. Bu eğitim ile 6 Sigma yaklaşımının temel olarak ne olduğu ve şirkete katkılarının neler olacağı konusu bu kişilere aktarılmış olacaktır. Burada amaç üst yönetime konu hakkında bilgi vermek ve 6 Sigma çalışmalarına gereken desteği onlar tarafından gereken desteğin sağlanmasını sağlamak şeklinde e, diyebiliriz. Burada e, tüm şirket çalışanlarımıza yine e, sürece de fiilen görev almayan fakat bu konuda farkındalık seviyesinin olmasını istediğimiz için tüm çalışanlarımıza da bilgilendirme eğitimlerini zaten veriyor olacağız. Yönetim için organizasyonel yapılanma, 6 sigma sürecinin şirket içerisinde yönetilebilmesi için bir organizasyonel yapılanmaya ihtiyacımız var. Şirket içerisinde bu sürecin etkin bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Bu sürecin başarısı açısından özellikle hayati önem arz etmekte. Şirket içerisinde 6 Sigma süreçlerinin yönetilmesi konusunda bir organizasyonel yapılanmayı oluşturacağız. Nasıl işte yalın üretimde yalın üretim koordinatörü işte veya WCM'de aynı yapılanma buna benzer yapılanmalar var ise yine 6 Sigma içerisinde de böyle bir organizasyonel yapılanma olacaktır arkadaşlar. Bu amaçla ne yapacağız? 6 Sigma yönetim kurulunu kuracağız. Bu yönetim kurulu zaten adından da anlaşılacağı üzere 6 Sigma ile ilgili tüm sürecin şirket içerisinde yönetimini üstlenecek ve bu yapılan çalışmalarının etkinliğinin kontrol edilmesini sağlayacak ekiptir arkadaşlar. 6 e, Sigma Yönetim Kurulu diyoruz biz buna. Şirket içi tüm faaliyetlerinin yönetiminin sağlanması, yapılan faaliyetlerin değerlendirilmesi. Yani bir şeyler yapılıyoruz ama bunun karşılığında kazanıyor muyuz? Çalışmalar etkin mi? Bunun denetlenmesi. E, stratejik kararların alınması bu süreçle ilgili kazançların değerlendirilmesi. 6 Sigma Yönetim Kurulu'nun başlıca görevleri bunlar. Tabii bu görevler e, çeşitlendirilebilir şirketin yapısına vesaireye göre. 6 sigma yöneticimiz var bir kişi. Şirket içerisinde 6 sigma çalışmalarını koordine eden, üst pencereden yöneten, kurulu toplayan üstteki kuruldan bahsediyoruz. Konularla ilgili üst yönetime raporlama yaparak bilgilendirme görevlerini yapan. Tabii ki üst yönetimin bu konuda işte çalışmalarımız şu seviyede, şu kadar iyileştirme yapıldı, bu kadar proje yapıldı gibi bir raporlama e, ihtiyacı var. Bunu yapacak kişi 6 sigma yöneticisi, koordinatörü dediğimiz kişi proje durumlarını raporlayacak, 6 sigma kurulunu toplayacak, rutin olarak e, belli aralıklarda etkin iletişimi sağlayacak, bununla ilgili altyapı oluşturacak. Tabii 6 sigma içerisinde bir de şampiyon dediğimiz kişi var arkadaşlar. 6 sigma projelerini belirleyen, hangi projeler üzerinde çalışılacak tabii ekibiyle birlikte ve proje başarıya ulaşmasından sorumlu olan kıdemli yöneticilerdir diyor. Projenin başarısından sorumlu kişiler şampiyonlardır. Bunlar ne yapacakmış arkadaşlar? 6 Sigma proje ekiplerine destek olacaklar. Projelerin başarı ile tamamlanması için gözden geçirme çalışmalarını yapmak. Tabii ki biz projeyi planladık. Projeyi yaparsak şu kadar sürede yapacağız. Bu 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 adımları yapacağız ve sonunda bu kadar kazanç elde edeceğiz. Başarıyla tamamlandı. Çeşitli gözden geçirme toplantılarında hedeflediğimiz yere yaklaşıyor muyuz? Ara hedeflerimize ulaşmış mıyız? Bu gibi değerlendirmeleri yaparak gözden geçirme çalışmalarını ve nihai olarak projenin başarıya ulaşmasından sorumlu kişi. Gerektiğinde tabii ki önlemler almak. Baktık geri kalıyoruz veya e, hesaplamadığımız bir şey var. Bunlarla ilgili faaliyet planını oluşturacak. Proje için e, donanımına uygun bulduğu e, kara kuşak ve yeşil kuşak seçiminde görev almak. E, aynı zamanda projenin yürütülmesi sırasında kara kuşak ve yeşil kuşaklara... Destek olmak, yol göstermek ve kaynak sağlamak. Ee, yani üst yönetimde veya 6 Sigma yönetim kuruluyla e, aradaki iletişimi sağlayan kişi de diyebiliriz şampiyon için. Kara kuşaklara baktığımızda 6 Sigma projelerinde daha önceki çalışmaları ile tecrübe kazanarak kuşak almış. Yani başarılı projeler tamamlamış, liderlik yapmış. Tam zamanlı olarak projelerde görev alan ve proje ekibini liderlik yapan kişilerden bahsediyoruz. ...altı sigma proje takımına liderlik yapmak ve proje süreç e, sonuçlarını şampiyonlara raporlamak. Şampiyon da nereye raporlayacak? Üst yönetime. Müşteri memnuniyeti ve verimlilik artışlarıyla ilişkili süreçlerin takibini ve e, ölçmek, geliştirmek ve kontrol etmek Tekniksel uzmanlığını problem çözme sürecinde iyi bir şekilde kullanabilmek. Diyelim ki kaynak hattıyla ilgili bir iyileştirme yapıyorsunuz veya boyane ile ilgili bir iyileştirme yapıyorsunuz. Ne yapabilirsiniz? Oradaki yönetici, oradaki sürecin iyileştirilmesi aşamasında belki kara kuşak olarak atamasını yapmış olabilirsiniz. Aynı zamanda proje ekibindeki arkadaşlara ne yapacak? Koçluk yapacak ve onlara liderlik yapacak. Bir de kara kuşak adayımız var arkadaşlar. Yeni başlanan 6 Sigma süreçlerinde proje ekibinin liderlik için atanan ilgili konulardaki uzman teknik kişi. İlk defa 6 Sigma projesiyle başlıyoruz. Eee e, ne yapacağız? Kara kuşak adayları belirlememiz gerekiyor. Bunlardan olacak o konuyla ilgili teknik bilgiye sahip, tecrübeye sahip kişileri seçmek daha uygun olacaktır. Bunlar görev aldığı projelerin yönetimini, ekibindeki arkadaşları liderliği, projenin beklenen e, hedefe ulaşması için gerekli çalışmaları yapacak ve e, yönlendirecek kişiler. Yeşil kuşatlara geldiğimizde kara kuşakların projelerine asistanlık amacıyla görev alan veya e, nispeten daha küçük 6 sigma projelerine liderlik yapan. Bunlar tam zamanlı çalışanlar değil. Belli bir e, zaman yarı zamanlı e, genelde projelerde görev alıyorlar. Yani e, günün yarısını işte proje için çalışırken diğer yarısında rutin işlerini yapıyor. Tabii buradaki dengelemeyi yapmak önemli. Projelere gereken verilerin toplanmasını sağlamak işimiz veriyle demiştik. Proje liderine destek olmak diyoruz. Ekip üyeleri var bir de. Tabii ki 6Sigma proje ekiplerinde görev alan, konuyla ilgili tecrübeye sahip ve proje liderlerine destek olan çalışanlar. Tabii proje lideri olacak ama lider işte bütün verileri kendi toplamayacak. İşte Bakımla ilgili verileri ekipteki bakımdan katılan arkadaşlardan sağlayacak. İşte İK ile ilgili bir veriye ihtiyacı varsa ekibinde İK ekip üyesinden bunları sağlayacak. 6Sigma projelerinde görev almak, proje ile ilgili verilen görevleri tamamlamak, ekibe destek olmak şeklinde bunu da özetleyebiliriz. Tabii ki bir de işimizde parasal bir iyileştirme sağlamak Proje maliyetimiz var ve proje başarıyla sonuçlandığında projeden elde edeceğimiz gelir var. Bunların net bir şekilde doğru bir şekilde hesaplanması gerekiyor yoksa afaki olur. Bunun da arkadaşlar burada bir finans sorumlusu şurada bir yazım hatamız var. Finans sorumlusu atamamız gerekiyor. 6 Sigma projesi sonucunda elde edilecek olan parasal iyileştirme ve proje maliyetini doğru bir şekilde hesaplanmasını sağlayan kişidir. Proje maliyetleri ve proje sonunda hedeflenen parasal kazancı hesaplar kazanç ve maliyetlerin doğruluğunu onaylar. Artık bu adam onayladıysa finans sorumlusu senin projenin e, başarısı e, tasdiklenmiştir diyebiliriz. Şimdi faaliyet planı çerçevesinde yapılacaklar kısmına baktığımızda şirket olarak bizim ulaşmak istediğimiz Hedefler için 6 Sigma e, programını başlatmış olabiliriz. Hedeflerimiz var ve bu hedeflere e, ulaşmamız için yaklaşımımızı değiştirmemiz gerekiyor. Bunun için 6 Sigma programını başlatmış olabiliriz. Peki hedeflere ulaşmak için bu program çerçevesinde şirketimizin kısa vadede, orta vadede ve uzun vadede yapacağı faaliyetler neler olacaktır? Bunlarla ilgili bir faaliyet planını ortaya koymamız gerekiyor. 6 Sigma yönetimi ile ilgili e, kurulu kurduk. Bu kurul artık şirket içerisinde yapacağı çalışmalar ile hangi süreçlerde ne gibi projeler üzerinde çalışacağız bununla ilgili bir planlama yapacak. E, yapılacak projelerin bel e, belirlenmesi e, proje ekiplerinin belirlenmesi bu projelerin nasıl takip edileceğinin belirlenmesi gerekli olan altyapıyla ilgili hazırlıkların muhakkak yapılması gerekmekte 6 Sigma e, projemiz şirket içerisinde arttıkça Diyelim ki bir proje, iki proje, üç proje, on proje, yirmi proje gidiyor projeler. Bu projelerin sayısı arttıkça gidişatı ile ilgili e, takipler konusunda artık bunu manuel olarak takip edemeyecek bir seviyeye gelebiliriz. Burada çeşitli e, yönetim yazılımlarından destek alabiliriz arkadaşlar. Projemizi belirlerken süreçlerimize odaklanacağız. En çok kayıplar nerede? Şirket ve müşteri açısından sağlayabileceğimiz majör iyileştirmeler neler olabilir? Bu konulara bakıyor olacağız. Neydi temel Amacımız yapacağımız bu çalışmaların şirketimizin nihai hedeflerine ulaşmasını sağlayan çalışmalar olması. Amacımız yapacağımız iyileştirmeler ile kayıpların ortadan kaldırılması, maliyetlerin bu şekilde azaltılarak karlılık ve müşteri memnuniyetinin arttırılması. Şimdi belirlenen projelerin başarıyla sonuçlanabilmesi için ...bu projelerde görev alacak ekibin de muhakkak ve muhakkak doğru bir şekilde e, seçilmesi gerekmekte. Yani proje lideri olacak kara kuşak adaylarımızı belirlerken özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bunlar liderlik yapacaklar ekibe. Bu aşamada e, önceden de belirttiğimiz gibi iş yolunu az diyerek süreçle çok da ilgisi olmayan kişilerin... ...kara kuşak olarak atanması yapılabilecek en büyük hatalardan birisidir diyebilirim. Bir diğer e, kısım ise e, süreçte uzman olan kişilerin... Kara Ara kuşak olarak e, tanımlanması e, uygun olabilir. Fakat mevcut iş yoğunluğu nedeniyle projeyle ilgilenebilecek bir e, çalışma ortamının bu atanan liderlere sağlanmaması da çok önemli bir sıkıntıdır. E, sıkıntı oluşturacaktır projenin başarısı açısından. Bu aşamada üst yönetimin desteği ve 6 Sigma Yeni Tüm e, Kurumunun en uygun çalışmayı yapması önem arz etmektedir arkadaşlar. Şimdi bu kısmı özetlersek 6 Sigma kurulu tarafından faaliyet planı oluşturulacak dedik. Proje çalışmaları belirlenecek. Hangi projeler üzerinde biz çalışma yapacağız? İşte 3 e, tane proje belirleyeceğiz diyelim ki ve bu projelere uygun ekiplerin atanması, e, daha sonra proje maliyetleri, kazançları, hedefleri, göstergeler neler bunlar belirlenmeli. Yani biz projenin başarısı olarak neyi ölçeceğiz? İşte hata oranım süreçte şu kadardı, şu kadara indirdim. Bunun parasal karşılığı da bu şeklinde bir çalışma yapmamız gerekecek proje yönetimleri ve takip sistemleri kimler yönetecek? Kara kuşakların adaylarının atanması vesaire gerekli kaynakların sağlanması ve eğitimlerin verilmesi. Şimdi kara kuşak adayı Önemli dedik. Bir kere süreçle ilgili bilgisi, tecrübeli teknik bilgisi vesairesi olmalı. Ve biz bu arkadaşı atadığımızda e, buna 6 e, Sigma çalışmalarında e, çalışabilecek zamanı vermemiz gerekiyor. Tam zamanlı olarak bu zamana vermemiz gerekiyor. Mevcut işlerinden onu e, mevcut işlerine başkasına devretmemiz gerekiyor. Tabii kara kuşak adaylarını belirlerken temel liderlik özelliklerine sahip olması bu kişinin Takım çalışmasına uyumlu biri olması, problem çözme yeteneğine sahip olması, ilgili süreçte tecrübe sahibi olması, bilgi sahibi teknik konuda yeterli bir seviyeye sahip olması, değişime açık bir bakış açısına sahip olması önemlidir arkadaşlar. Tabi bunların içerisinde diyelim ki problem çözme yeteneği geliştirilebilir vesaire geliştirebilir ama kara kuşak adaylarını belirlerken bu gibi kriterleri de göz önüne almamızı önermekteyim. Evet bu bölümümüzü de tamamladık arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.